dakika benim yanımda bir penaltı, bir kaybımız. Biz az önce belirttiğiniz kısa şeye bir pozisyon, faul. Vara gidilmemesi, lehinize hiç vara gidilmemesi ama rakip için hemen bir var devreye girmesi ve izlenmemesi. Ne söylemek istersiniz hocam? Yani sezon başından beri belki ikinci belki üçüncü elle blok yediğimiz pozisyon. Yani voleybol hakemleri bile bununla ilgili karar verebilirdi ama maalesef yeni kurulan sistem VAR hakemlerinin sadece VAR'da karar vermeleri bunun şu anda işlemediğini çok net bir şekilde görüyoruz. Bundan her hafta şikayetçi olan kulüpler var. Bu istenildiği gibi şu anda VAR hakemleri istediği gibi bunu kullanmaya başladı. Bundan en çok canı yanan da Galatasaray. Galatasaray taraftarının zaten hakem atamalarıyla sinirlerinin ne kadar bozulduğunu net bir şekilde görüyoruz. Yani bugünkü atama, Arda Kardeşler ataması, Yaşar Kemal Uğurlu ataması, daha önce iç sahadaki Giresun maçındaki hiç bilinmeyen, çok fazla bu ligde görev almayan bir hakemin atanması. Yani atama olarak da verilen VAR kararları anlamında da Galatasaray'a karşı bir oluşum olduğunu görüyoruz, düşünüyoruz. Hepimizin gördüğü net bir şekilde bu. Yani eğer VAR'a gidiyorsanız el pozisyonunda Barış'ın attığı, Barış'a çarpan, koluna çarpan goldeki eli görüyorsanız o zaman ceza sahası içerisindeki penaltıyı da göreceksiniz. Saşa Boy'un ayağına gelen darbeyi de göreceksiniz. Görmüyorsanız da orada görev almayacaksınız o zaman. Yani orada görev alanlara, görev verenler de bu konuyla ilgili kendilerine bence çeki düzen vermesi gerekiyor. Yani bu çocuk oyuncağı değil. Burada milyonlar bu maçları takip ediyor. Ve bu kadar toplumun büyük bir kısmına oluşmuş bir spor dalında bu kadar büyük hataların yapılması gerçekten oradaki insanların bu işle ilgili başarısızlığını gösteriyor. Başarısızlıkta herkes hesap veriyor. Bence hakemlerin, VAR hakemlerinin, Merkez Hakem Kurulu'nun yani devamlı Merkez Hakem Kurulu'nun değişmesi de bir çare değil. Bunu da net biliyoruz ama bugünkü yine VAR hakemleri gösterdi ki şu andaki mevcut VAR hakemleriyle bu sistemin işlemediğini bir kez daha net bir şekilde gördük.